İyi akşamlar, Güne Bakış'tan merhaba. Bu akşam Doktor İbrahim Uslu ile salgının siyasete etkisini, Profesör Doktor Esin Şenol'la klima ve koronavirüs tartışmasını konuşacağız. Ama bundan önce Türkiye'de son 24 saatte neler yaşandığına bakalım. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 25.382 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 1022 oldu. Ölüm sayısı hayli düştü. 28 kişi hayatını kaybederken toplam ölüm sayısı 4.199'a çıktı. İçişleri Bakanlığı Arefe ve Ramazan Bayramı'na denk gelen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. 22 Mayıs 00 ile 26 Mayıs 00 arasında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Buna göre 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günleri market, bakkal, manav ve kasapların yanı sıra kuru yemişçiler saat 23'e kadar açık olacaklar. Ayrıca yasağın ilk günü olan 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler saat 10 ile 17 arasında hizmet verecek. Bakanlık 81 ilin valiliğine 15 ile yönelik seyahat kısıtlamalarının uzatıldığına dair ek genelge gönderdi. Genelgeye göre 14 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların durdurulmasına ilişkin karar 3 Haziran'a kadar devam edecek. Yasağa uymayanlara idari para cezası verilecek. Şimdi bugünün en önemli yayınlarından biriyle başlayalım. Malum turizm konusu. Koronavirüs salgını turizm sektöründe çok olumsuz etkilemiş durumda. Tur operatörleri platformu sözcüsü Cem Polatoğlu, Türkiye turizmine ilişkin beklentileri Medyascope muhabiri Dilek Şen'e anlattı. Polatoğlu, geçen seneyle karşılaştırma dahi yapmak istemiyoruz. %80 bir düşüş var. Sene sonu da böyle kapatacağız gibi görünüyor dedi. Bu sene bir şey beklentimiz yok açıkçası. Geçen seneyle karşılaştırma dahi yapmak istemiyoruz. Ama illa bir karşılaştırma isterseniz %80 bir düşüş var. Sene sonu da böyle kapatacağız gözüküyor. An itibariyle zaten sıfır noktasındayız. Gelecek olan rezervasyonlardan yola çıkarak bunu söylüyorum. Otellerin de işte 600 üzerinde otel var. 5 yıldız ve 4 yıldız Antalya, Alanya, Belekside, Serik bölgesinde. Bunlardan sadece 260-270 tanesi açılış hazırlığında. Büyük bir kısmı zaten açmayacak. Açanların da zaten tam kapasiteyle çalışmayacağını biliyoruz. Şimdi yabancı turist açısından bakarsak eskiden geçen sene itibariyle Türk kontenjanı %20'ye düşürmüştük. %80 yabancı, bu sene tam tersi. %20 kontenjan ayırmışlar yurt dışına, %80 Türkiye veriyorlar. Şimdi tabii ki duruma göre değişecek. Bu %20 kimlerden oluşacak? Valla biliyorsunuz Fransa kimseyi bir yere göndermiyor. İtalya kimseyi bir yere göndermiyor. İspanya keza bu şekilde. Almanya belki bir çıkış verecek. Sonuçta bize Türkiye'ye gelecek olan yabancılar Avrupa'dan gelirse Yunanlı gelecek, Balkan ülkeleri gelecek ve işte kuzey komşularımız Ukrayna, Rusya gelecek. Yani Avrupalı dediğimiz kesin. Bunun dışında geri kalan ya Araplar ya İranlılar olacak açıkçası. Onlara da şöyle bir şart aranması gerekiyor. Mesela Yunanistan'a siz gitmek isteseniz arabayla veya uçakla 72 saat önce tam teşekküllü bir hastaneden veya sağlık kuruluşuna, ama tam teşekküllü, onun karşılığı var neler olduğuna dair. Oradan bir alacağınız sağlık raporuyla pandemi raporu diyelim ki ileride bu bio pasaporta dönüşecek olan bir şeydir. Siz onunla Yunanistan'a girebileceksiniz. Yani 1 Haziran'dan itibaren Yunanistan'a arabanızla bile gitmek isterseniz sizin böyle bir şey ama. Biz Türkiye'nin de bunu yapması lazım. Ruşen Çakır, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden Genelkurmay Başkanlığı'na görevine atandıktan sonra istifa eden Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasını yorumladı. Çakır, Tümamiral Yaycı'nın kendisine yeni bir iktidar alanı açmaya çalışırken bu savaşı kaybettiğini söylüyor. Dedi ki burada Tümamiral Yaycı kendisine yeni bir iktidar alanı açmaya çalışırken başkalarının kıta sahanlığına girmiş ve orada durdurulmuş. Bu aslında normal bir şey, çok olan bir şey. Dünyanın her yerinde olan, Türkiye'de de olan bir şey. Bir iktidar savaşı, iktidarın bu kadar önemli olduğu yerlerde insanlar bu savaşları yaparlar. Kimileri kazanır, kimileri kaybeder. Ve burada Cihat Yaycı kaybetti. Ama bu kaybın üzerinden, bu iktidar savaşını, bunu bir iktidar savaşı olarak sınırlı tutmayarak, iktidar savaşıyla sınırlı tutmayarak buradan siyasi sonuçlar çıkartmaya çalışan iki tarafta da
insanlar var, odaklar var. Bunun bugün iktidarın içerisinde, iktidarı destekleyen çevreler içerisinde çok ilginç kopuşlara yol açtığını görüyoruz. Güne Bakış'ta bu akşamki konuğumuz araştırmacı kimliğiyle tanıdığımız, şu sıralar çalışmalarına siyasi danışman olarak devam eden Doktor İbrahim Uslu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi siyasetteki son dengeleri konuşacağız. Malum koronavirüs salgını o kadar büyük bir toplumsal ve tıbbi olay ki her şeyin önüne geçmişti. Fakat son özellikle 3-4 haftaya baktığımız zaman Türkiye'de siyasetin hızla geri geldiğini görüyoruz. Her taraftan siyaset tekrar konuşulmaya başlandı. Şimdi burada neler konuşuluyor? Toplum olarak bizim ülkemiz. O yüzden başka gündemler ne kadar yoğun olursa olsun bir yolunu bulup siyasi gündeme geri dönüyoruz. Kesinlikle. Şimdi 50 artı 1 yerine yeni sistem iddiaları ortaya atıldı. Yeni ittifak dedikoduları var elimizde. İktidarın kutuplaşma söylemine geri döndüğü var son birkaç haftada. Ayrıca yine muhalefetteki İYİ Parti ile Halkların Demokratik Partisi arasındaki tartışma yaşandı. Şöyle başlayalım isterseniz. Sizi araştırmacı kimliğinizle tanıyoruz. Yine ona vurgu yapacağım. Salgın öncesi siyasetin son durumuyla salgının ardından siyaset arasında çok belirgin farklılıklar var mı? Var. Siyaset öncesi dönemde AK Parti'nin 2015 hatta 2017'den bu tarafa yaşadığı oy kaybı, oy erozyonu devam ediyordu. Yani sürekli aşınmıyordu belki ama yerel seçimlerde bizim hesaplamalarımıza göre %40'ın altına inmişti zaten AK Parti. Cumhur İttifakı'nın toplam oyu da %50.2 idi yerel seçimlerde. O yerel seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu bir Türkiye geneli oy vermediği için ve bir de ittifaklar olduğu için bu son yerel seçimde oy oranları konusunda bir karışıklık yaşandı malumunuz. Her parti kendi oy oranını açıkladı falan. Ama işin doğrusu yani işte il genel mecliste, belediye meclislerinde almış olduğu oylara bakacak olursanız Cumhur İttifakı'nın toplam oyu %50.2. Bunu bir önceki, bir yıl önce hatta bir yıldan daha az bir süre önce, 8-9 ay önce yapılan genel seçimlerdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi oylarıyla mukayese edebiliriz. Orada Cumhur İttifakı 53.6 oy almıştı. Daha sonra bir yıldan az bir süre sonra yapılan yerel seçimlerde ise 50.2 aldı. O seviyenin de biraz altına inmişti bu korona süreci başlamadan önce. Fakat korona süreciyle birlikte toplumumuz daha önce de verdiği reaksiyonu verdi. Yani gerçek bir tehdit olduğu zaman üzerinde bir kendi refahını, varlığını, sağlığını, ulusal bütünlüğünü tehdit eden başka bir konu ortaya çıktığında, bir force majeure ortaya çıktığında hemen devlete sığınıyor ve işte hükümetin etrafında kenetleniyor. Benzer bir reaksiyonu biz 7 Haziran 1 Kasım arasında görmüştük. Dönem dönem özellikle Suriye'ye yapılan dış operasyonlarda, işte bu Fırat Kalkanı, Afrin operasyonu, hatta daha sonra bu son zamanlarda yaşadığımız Bahar Kalkanı. Bahar Kalkanı'ndan sonra bir de İdlib'deki operasyonlar vardı, hatırlamıştınız. Oralarda da benzer reaksiyonlar oldu. Yani AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın oy oranı biraz aşağı doğru inmişken oralarda 2'şer puan, 5'er puan hatta yükselmelerini biz gözlemledik. Şimdi yine benzer bir şey oldu. Çeşitli araştırma kuruluşlarının yaptığı çalışmalarda gerek AK Parti'nin, gerek total olarak Cumhur İttifakı'nın, gerekse de Sayın Cumhurbaşkanı'nın biz koronavirüs süreciyle birlikte bir artış gözlemledik ama bundan önce de benzer mekanizmalar çalıştığı için yine bundan kaynaklanıyor olabilir. Bu artışın ikinci bir sebebi daha var. Ben bir süredir onu anlatmaya çalışıyorum. Bu sosyal yardımlarla parti tercihi, oy verme davranışı arasındaki ilişki. Birkaç kere yazdım ve konuştum ben bunu. Yani şöyle bir mekanizma var orada da. İnsanlar özellikle bu ekonomik kriz dönemlerinde eğer hükümetlerin uyguladığı güçlü sosyal yardım mekanizmaları varsa, sosyal destekler varsa, o zaman ekonomik dalgalanmalar seçmenlerin oy tercihlerini belirlemiyor. Oysa ki genel teoriye göre hükümet ekonomide başarılıysa oyu artar, hükümet ekonomide başarısızsa oyu düşer. Oysa ki
sosyal yardım mekanizması bu mekaniği bozabiliyor, değiştirebiliyor. Çalışma prensiplerini değiştiriyor. Ekonomi kötü bile gidecek olsa, refahına dair, gelir kaybına dair insanların üzerinde riskler varsa ya da bu gelirlerini kaybetmiş ve artık sosyal yardımlara ihtiyaç duyar hale gelmişse, o zaman oy davranışını belirleyen temel faktör sosyal yardımlar haline geliyor. Ve güçlü sosyal yardımlar olan sistemlerde hükümetlerin oy kaybetmediğini, hatta bu bağımlılık ilişkisinin bir süre sonra duygusal ve siyasi bağlılığa dönüştüğünü ve oy artışları yaşadığı gözlemleniyor. Avrupa'nın demokrasi yönetilen birçok ülkede buna benzer gelişmeler daha önceki yıllarda yaşandı. Şimdi böyle bir süreç de Türkiye'de yaşanıyor olabilir. Çünkü işte 2020 yılına girerken Türkiye'de yardım alan insan sayısı 16.8 milyondu. Bu süreçte bu yardım alan insan sayısında artışlar yaşandı. O yüzden de bu oy artışlarını normal biz karşılıyoruz. Ben bu mekanizmalar gerekçesiyle normal karşıladım. Bunun devam edip etmeyeceği, süreç içerisinde yaşanacak gelişmelere, sürecin ne kadar uzun süreceğine, sosyal yardımların ne kadar sürdürülebileceğine vesaireye bağlı, ama şu an için AK Parti'nin 2018 ve 2019'da yaşadığı oy kayıplarının telafi edildiği ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yaşadığı oy kayıplarını telafi ettiği bir dönemde bulunuyoruz. Şimdi ölüm sayıları giderek azalıyor Türkiye'de ve bundan sonrasında ekonominin daha belirleyici olacağı, tüm dünyada zaten küresel bir problem olarak ekonomik daralma, işsizlik, istihdamda düşme gibi durumlar bekleniyor. Siz aslında girişini yapmış oldunuz ama bu konuyu biraz daha konuşmakta fayda olabilir. Sosyal yardım konusunda bir de büyükşehir belediyeleri muhalefetin elinde olduğu için onların da yaptıkları bazı çabalar var. Ne kadar belirleyici olacak ekonomi ve ekonomideki düşüş çok yüksek olursa siyasetteki tüm dengeleri de değiştirebilir mi sizce? İşte orada hükümetin bu sosyal yardımları aslında ne kadar sürdürebileceğiyle ilgili bir şey. Bu sürdürülebilir bir sosyal yardım mekanizması ve bunun finansman modelini kurmayı başarırsa uzun zaman hükümet bundan siyaseten olumsuz etkilenmeden, hatta olumlu etkilenerek yoluna devam edebilir. Niye? Çünkü insanlar şu an yaşanan ekonomik sıkıntıları, ki tüm dünyada bu yaşanıyor, IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ya da büyük merkez bankaları ekonominin 1929 buhranından sonraki en büyük depresyondan sonraki en büyük ve en sert krize gireceğini falan söylüyor. Şimdi kamuoyu bunu takip ediyor. Yani bir force majeure var. Hükümetlerin, en azından Türkiye'deki hükümetin kontrolünün dışında küresel bir risk var ve küresel olarak ekonomik bir kriz yaşanacak. Şimdi burada başka ülkelerden çeşitli sefalet görüntüleri gelirken, burada insanlar en azından işini kaybettiğinde belirli bir gelir elde edebiliyorsa, mesela şu an hemen o yardımlar başladı. Şu an hükümet üç tür ödenek ve kullanıyor. Birincisi bir işi olmayan, daha önce de sosyal yardımlar alan aileler var. 2.3 milyon aileye aylık 1000 lira nakit yardımı yapıyor. İkincisi belli bir süre çalışmış ama şu an işe gidemeyen, dolayısıyla işverenlerin işten çıkarmak istediği çalışanlar var. Hükümet onlara dedi ki bunları işten çıkarmayın. Ben kısa çalışma ödeneği vereyim dedi. Ve onu hükümet karşılıyor. Maaşının %60'ını ödüyor. Üçüncüsü, belirli sürelerde sigorta primi ödememiş ama hali hazırda bir işi olan insanlar. Onlar bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyor. Onlar için de dedi ki yine bunları da işten çıkarmayın. Bunlara ücretsiz izin verin. Ben de bunlara bu ücretsiz izinde oldukları o 3 aylık süreç boyunca ayda işte 1100 lira civarında bir ödenek vereyim dedi. Şimdi dolayısıyla işini kaybetmiş ya da kaybetmek üzere olan ya da zaten işi olmayan çok sayıda aileye, şimdi 2.3 milyon sosyal yardım alan ailelere ayrılıp 1000 lira veriliyor. 2.5 milyon kısa çalışma ödeneği alan kişiye bu yardım veriliyor. İşte 5 milyon aile yaptı neredeyse. Bir de bu ücretsiz izin ödeneğinden yararlananlar var. Halihazırda bile baktığınızda aslında çok sayıda milyon aileye hükümet aylık düzenli ödemeler yapmaya başladı bu koronavirüs nedeniyle. Bunu ne kadar sürdürebilecek? Burada kritik soru bu.
bunu uzun zaman sürdürebilecek bir finansman yapısı kurabilirse o zaman bu ekonomideki kötü gidişattan siyaseten etkilenmeyebilir. Hatta bunu lehine bile döndürebilir. Yani bu krizde... Peki şimdi İbrahim Bey, sözünüzü kesiyorum. Burada erken seçim tartışmalarını sormak isterim. Sizce bir erken seçim mümkün mü? Bence mümkün değil. Çünkü bu insanlar teoriyi yeterince bilmeyince yanlış analizler yapıyorlar. Bu erken seçim dedikodusu şeyden çıktı. Ekonomik bir kriz gelecek. Bu çok aşikar. Dolayısıyla seçmenler de ekonomiye göre oy verir. O zaman ekonomi de kötü gidecekse hükümet oy kaybeder. O zaman hükümet oy kaybetmemek için erken seçime gider. Böyle bir mantık yürütüldü. Ve erken seçim dedikodusu buradan çıktı. Aslında hiçbir nesnel temeli yok. Ben tam tersini söylüyorum. Hükümet bu ekonomik krizden siyasi anlamda kötü etkilenmeyebilir. Çünkü hemen bu sosyal yardım mekanizmalarını devreye soktu. Bu sosyal yardım mekanizmalarını finanse edecek kadar kamu kaynağını üretebilirse de uzun zaman ekonomik kriz nedeniyle oy kayıpları yaşamadan yoluna devam edebilir diyorum. Zaten o birkaç gün sürdü. Sonra bu erken seçim beklentisini ortaya atanlar iddialarından vazgeçtiler. Yani anladılar böyle bir sürecin yaşanmayacağını. Benim o yüzden bir erken seçim beklentim yok. Türkiye'de erken seçim ne zaman gündeme gelir? Benim olası senaryom Amerika'da Trump seçimleri kaybederse ve yeni gelen yönetim Türkiye ile ilişkilerini bozar ve Türkiye'ye uygulanması düşünülen yaptırımları uygularlarsa ve ekonomi koronavirüs artı bu yaptırımlar nedeniyle iyice yönetilemez hale gelirse o zaman 2021'in ikinci yarısında bir yerde erken seçim yaşanabilir. Ama gördüğünüz gibi bir sürü şarta bağladım. Eğer öyle olursa, eğer böyle olursa falan diye. Bunun dışında bir erken seçim senaryosu şimdilik görmüyorum. Bu iddiayı ortaya atanlar da zaten iddialarından vazgeçtiler benim gördüğüm. İbrahim Uslu, çok teşekkürler. Dün akşam Sosyal Hukuk programında Elif Sıla Aş'ın konuğu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'ydu. Anayasasızlaştırma ve demokrasi umudu üzerine konuşulan programda Kaboğlu, Cumhurbaşkanı 2 yılda yapmadığı toplantıyı 2 ayda yaptı ama bu toplanma süreci anayasada yok diyor. Şimdi dikkat edin, onların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verdiği ama ben ortada ne hükümet var, ne Cumhurbaşkanlığı var klasik anlamda, ne sistem var eleştirimle, monokrasi dediğim yönetim. 2 yılda yapmadığı toplantıları son 2 ayda yaptı. Her hafta Cumhurbaşkanı bakanları kabine toplantısı adı altında toplantıya çağırıyor. Peki ama böyle bir toplanma süreci veyahut da kabine adı verilen bir kavram anayasada yok. Şu halde bu toplantılar ne oluyor? Fiili toplantılar oluyor. Yani Cumhurbaşkanı fiilen yapıyor bu toplantıyı, bakanlardan görüş alıyor, görüş üretiliyor ve o çerçevede karar alınıyor. Ya da kendisi eğilimlerini beyan ediyor. Toplantı sonrası kendisi kamuoyuna açıklamalar yapıyor. Şimdi tabii benim amacım burada şu değil. Yani hani anayasal düzeni sorgulayalım, sorgulamayalım değil bu. Bu şunu gösteriyor. Demek ki Türkiye'nin kolektif siyasal karar mekanizmasına ihtiyacı var. Şu anda Türkiye'de kolektif siyasal karar mekanizması yok. Anayasada Milli Güvenlik Kurulu dışında herhangi bir kası yok. Şimdi bu önemli bir sorun. Belki de bu mekanizma olsaydı maske sorunu yaşamayacaktık. Veyahut da ölü sayısı daha az olacaktı. Ya da bu kararların, alınan önlemlerin hukuki dayanağı konusunda arayışlar daha ciddi olacaktır. Koronavirüs salgını dünyada da yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Küresel çapta vaka sayısı neredeyse 5 milyona, hayatını kaybedenlerin sayısı da 325 bine dayandı. Salgın en çok Amerika Birleşik Devletleri'ni etkiledi. Ülkede 1 milyon 570 bin kişi salgına yakalandı. 94 bin kişi hayatını kaybetti. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, hükümetler salgınla mücadele ederken küresel ekonomik büyümenin bu yıl %5 azalmasını beklediğini söyledi. Başkan Malpass, salgının 60 milyon kadar insanın aşırı yoksulluğa itebileceğini
yoksul ülkelerin daha da yoksullaşabileceğini ekledi. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi ise salgın nedeniyle 2021'de de derslerin sadece online devam edeceğini açıkladı. İspanya'da sol koalisyon hükümeti salgına karşı tedbirler kapsamında 6 yaş üstüne kamusal alanda maske kullanımına zorunluluk getirdi. Güne Bakış'ta konuğumuz enfeksiyon uzmanı Profesör Esin Şenol. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, dönem dönem sizinle konuşuyoruz. Her seferinde de başka gündem maddeleri var. Şimdi aslında en büyük gündem maddemiz yeniden açılma ve yazın başlaması. Başka bir iklim şartına giriyoruz esasında. Türkiye malum yazı çok sıcak yaşayan bir ülke. Ve şu an en çok konuşulan konulardan biri koronavirüs ve klima konusu. Evet. Siz de bunun üzerinde sık sık duruyorsunuz. Şöyle soralım, virüs bulaşmasına klimanın etkisi nedir? Virüs bulaşmasına klimanın etkisi çok büyük olabilir, eğer dikkatli olmaz isek. Bununla ilgili teknik bilgi ve var olan teknik donanımın gözden geçirilmesi ve danışmanlık ve kılavuzluk çok büyük bir önem taşıyor. Aslında klima bizim virüsle ilgili bulaş yollarını nasıl da yanlış anladığımızla ya da yorumladığımızla, yani ekonominin dişlileriyle virüsle çarpışma arasında gidip gelen hani insan türünün çelişkisini ortaya seriyor. Çünkü yazdan bizim beklediğimiz ve umduğumuz çare açık havada olmak aslında. Açık havada olmak. Ama biz klimayı konuşuyoruz. Çünkü biz normalleşmeden çalışmayı, AVM'lere gitmeyi, rezidansların asansörlerine binmeyi ve kapalı spor salonlarına girmeyi anlıyoruz. Oysa bu yaz öyle olamayacak. Olursa da çok büyük tehlikeler söz konusu. Bu bizim özellikle büyük alanlarda kullanılan klimalar konusu, restoranlarda kullanılan klimalar konusundaki anlayışımızı değiştirmemiz ve gerekli kılavuzluğu almamız şart ve bakanlığın da bu konuda bu kılavuzluğu teknik olarak yapması şart. Peki hocam, şimdi Temmuz ve Ağustos aylarında özellikle ne kadar sıcak bir ülkede yaşadığımızı da göz önünde bulundurursak, o zaman ofislerin açılmasını problemli bulursunuz değil mi? Doğru anlıyorum. Yani şöyle, şimdi akıllı ofisler denilen sistemleri kastediyorsunuz herhalde. Yoksa biz iki tarafı açılan camlı yerlerde havalandırma sağlanması koşuluyla ve 1,5-2 metre mesafenin sağlanması koşuluyla ve alanın iyi kullanılması koşuluyla çalışmanın olabileceğini, dikkat edilirse olabileceğini düşünüyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, tabii ki hiç havalandırma imkanı olmayan, bütün havalandırmasını mekanik sistemler üzerinden götüren ofislerin buradaki donanımı gözden geçirmeleri gerekiyor. Burada çok teknik ayrıntılar var, mühendisler bu işi yapıyorlar aslında ve gerçekten de şu danışmanlık ve teknik kılavuzluk yapmaya da çok gönüllüler. Dolayısıyla onların gözetiminde bütün klimaların gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Tabii ki yaz oldu diye bütün günü sokakta geçirebilme lüksümüz yok. En azından çok sıcak olan saatlerde kapalı yerlerde duracağız ve klima kullanmak zorunda da kalabileceğiz. Özellikle sıcağa dayanıksız hasta grupları olduğunu düşünürseniz, yaşlılar, kalp damar hastalıkları olanlar, bu teknik yapıyı sağlamamız gerekiyor. Şimdi yine yazla alakalı bir konu. Şehirler arası geçişlerin de kaldırılacağı, yani bu yasanın da kaldırılacağı söyleniyor Haziran başında. Böyle beklenti var yeniden açılma dahilinde. Şimdi bu konunun iki boyutu var. Birincisi iç hareketlilik, iç turizm. Veya turizm demesek de Türkiye'de çok yaygın şekilde yazlığı olan ailede bir kişi varsa onun evine gidilir, toplu olarak orada kalınır vesaire. İkincisi ise dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turizm ve Kültür Bakanı ile yaptığı görüşme hakkında da tweet attı, kamuoyunu bilgilendirdi. Ve burada da dışarıdan gelecek turistlerin sağlık durumlarına dair önlemlerin konuşulduğunu söyledi. Ne dersiniz?
Şimdi bunu denetleyebilmek ne kadar mümkün olacak onu bilemiyorum. Çünkü elimizdeki mevcut testlerin ne olduğu belli. Tarama için kullanılan testlerle ilgili bütün dünyada da sorunlar var ve onlar sahada geliştirilmeye çalışılıyor. Ve iyi geliştirilenlerin de üretim kapasite sınırları olacak. Yani kapıda ben bütün turistleri tarayacağım gibi bir uygulama yapılabilecekse bilemedim. Ama tabii çok büyük riskler taşıyor. Çünkü Avrupa da bitiremedi bu işi. Bizim sınırımızda hemen olan ülkelerde çok hızlı gidişler var. Birinci dalgamız daha bitmedi ve sönmedi henüz. Onun üstüne binebilecek bir ikinci dalga ya da hiç tekrar yükseliş ihtimali bile varken bir de böyle bir karmaşa yaşar isek tekrar tırmanmaya doğru geçebiliriz. Onun için bu hareketlilik tabii tedirgin edici. Çok kontrollü yapılması lazım. Kontrolden kastım tabii ki taramalar. Bunu İtalya'da yapıyor, onu görüyoruz. Yani İtalya'da açıyor. Turizme geliri dayalı bütün ülkeler bunu yapmaya çalışıyor. Ama bu gerçekten risk içeriyor. Şimdi başından beri konuştuğumuz bir konu maske konusu. Evet. Bir türlü tam olarak da anlaşılamadığını düşünüyorum ben sokağa çıktığım zaman, baktığım zaman. Şöyle sorayım size, bu işin ideali nedir? Zorunluluk mu getirilmeli ve her gün maske edinmek hem kolay mı hem de mümkün mü? Her gün 4 tane maske edinmelisiniz. Hatta. İstediğimiz, evet, her gün kişi başına 8 saat sokakta durduğunuzu varsayıyorum. 4 tane maske edinmelisiniz ve uygun şekilde kullanmalısınız. Yoksa maske bir süzme fonksiyonunu kaybeder. Yani nemlenirse ve çok uzun ağzınızda tutarsanız süzme fonksiyonu, yani amacı dışına çıkar. Siz de o sırada sosyal mesafenin yerine koyduğunuz maskeyi, çünkü sosyal mesafenin yerine koyuyorsunuz. İnsanların 1 metreden yakınına girebilme cesaretini buluyorsunuz ağzınızda maske var diye. Onu kaybedersiniz. Yani uzun süre kullanmaya kalkışırsanız. Dolayısıyla çok etkin biçimde kullanmak gerekiyor. Amaca uygun biçimde kullanmak gerekiyor. Açık hava konusu var hepinizin bildiği gibi. İşte çıkan çalışma sonuçlarını yanlış yorumlayanlar var. Şöyle yanlış yorumlayanlar var. Açık havada bugüne kadar kapalı ortam salgınları dışında açık havada bildirilen salgınlar, bir bu İtalya'ya geliş ve oradaki futbol maçı meselesi. Orada da hava yoluyla bulaşma diyebileceğimiz bir durum yok. Çünkü dirsek dirseğe sarılmalı temaslar var. Bir diğeri işte bir plaj partisi, bir diğeri bir cenaze töreni gibi. Yani şunu demek istiyorum. Aslında açık hava en güvenli yer. Açık havada 1,5 metre mesafeyi koruyarak, sık el yıkayarak maskesiz durabilmek mümkün. Ama bir bakıyorsunuz insanlar maskeyi ağızlarına takıp ve ağızlarına takıp tam anlamıyla burunlarının altında tutup 1 metre, yarım metre insanlar birbirinin mesafesine geçiyor ve bu yalancı güvenlik duygusu da bulaşma zincirlerinin oluşmasına neden oluyor. Gerçekten büyük bir karmaşa var. Maske kullanılmalı ama sürekli kamu spotlarıyla düzgün kullanmanın ne olduğu hatırlatılarak kullanılmalı. Kullanılması karmaşık bir aslında maske ne diyelim, kullanılması bir malzeme. Evet, bir malzeme maske. Yani sadece şunu söyleyeyim, hala el yıkamak çok önemli, hala sosyal mesafe çok önemli. Onlara ek olarak maskenin de kontrolsüz kalabalıklarda işimizi kontrolsüz kalabalıklar ama kapalı kontrolsüz kalabalıklarda işimizi kolaylaştırdığını ve güvenliğimizi artırdığını biliyoruz. Ama sosyal mesafe ve el yıkamanın yerine koyacak kadar doğru maske kullanmıyoruz. Onu biz doktorlar hasta odalarına girip çıkarken ancak yapabiliyoruz ve doğru kullanabiliyoruz. Peki hocam, son olarak bir Dünya Sağlık Örgütü'nü sormak isterim. Sürecin başından beri çok eleştiri aldı Dünya, evet, Sağlık Örgütü. Peki bir bilim insanı olarak siz nasıl değerlendirirsiniz Dünya Sağlık Örgütü'nün hem konuya dair yaptığı açıklamaları, hem takındığı tutumları ve uygulamaları, başarıları ve hataları neler oldu süreçte?
Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün ne olduğunu bilip beklenti düzeyine ne olacağını bilmek esas mesele. Dünya Sağlık Örgütü Cenevre'de bir ofiste toplanmış ve koordinasyon görevini üstlenen ve yürüten bilim insanlarından oluşan, tarafsız bilim insanlarından oluşan ama ülkelerin politikaları tarafından fonlanan bir kurum ve kuruluş. Bugüne kadar yaptığı en başarılı iş aşılama konusu mesela. Polio aşılamasında başka kurum ve kuruluşlarla çocuk felci aşılamasında getirdiği hepimizin sağlığı adına getirdiği başarı ve bugüne kadar yönettiği süreçler. Mesela HIV salgını, mesela Ebola, mesela Kırım Kongo ile ilgili verdiği destekler. Bunları söyledikten sonra şunu söyleyeceğim. Bu salgın sadece Dünya Sağlık Örgütü'nü değil, hepimizi aslında bazı yanlışlar hepimiz yaptık ve bazı yanılgılara girdik. Bunun nedeni şu, biyolojik değişkenleri olan bir salgından bahsediyoruz. 100 yıldır hiç böyle bir şey görmedik. İlk başta bir takım verilerin akışı konusunda iyi ya da kötü niyetli yaşanan sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Ve bu nedenle yaşanan bazı gecikmeler olabileceğini konuşuyoruz. Mesela sağlıklı insandan bulaşma meselesini keşfedişimiz Almanya'daki vakalarla oldu. Bunda Dünya Sağlık Örgütü'nün hiçbir suçu yok. Maske önerisi konusunda çok suçlanıyor Dünya Sağlık Örgütü. Ama maske bizim 150 yıldır bildiğimiz ve limitli koruma dediğimiz bir şey. Ve aslında sağlıklı kişilerden de bulaşmasa ve toplumlara bu kadar yayılmasa bu öneride hala bir gecikme var demeyecektik ve önerilmeyecekti. Bu da yerli yerindeydi. Peki insandan insana bulaşma konusunu geç ilettiği söyleniyor. Hepimize öyle oldu. Yani Çin'de başladı salgın. 14-15 Ocak gibi virüsün genomu verilmişti bir laboratuvara. O laboratuvar genetik analizi yaptı ve dedi ki bu insandan insana yayılıyor. Bütün görülen vakalar sadece hayvan pazarından bulaşma değil. Çünkü bu olasılık çok yüksekti aslında. Yani hayvandan insana geçen virüsler kolay kolay insandan insana bulaşamayabilir. Kuş gribi örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla temel bilgilerimiz ve spekülasyonlarla 15 Ocak'a kadar olan süreç örtüştü. Sonra 15 Ocak'ta dedik ki insandan insana da bulaşıyor. Peki 15 Ocak'la 15 Şubat arası dünya ne yaptı? Buna bakacak olursanız Dünya Sağlık Örgütü'nü hani bir bez bebek gibi iğneleyip durmanın anlamsızlığı ortaya çıkar. Çünkü siz 15 Ocak'tan 15 Şubat'a kadar bütün dünya olarak olup biteni seyrettiniz. Sınırlarınızda o bölgeye gidip gelenlerde en ufak bir tedbir almadınız. Bunu bütün dünya için söylüyorum. O bölgeden korkunç uçuşlar olduğunu hepimiz biliyorduk. Bu modelleme çıkarılmıştı ve dünyaya yayılma tehdidi denilmiş idi. Ama ülkeler tedbir almadı. Ama şimdi herkes Dünya Sağlık Örgütü'nü suçluyor. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Mutlaka hepimizin kusurları var bu süreçte. Çünkü çok dinamik, çok şaşırtmalı bir salgın yaşıyoruz ve çok gerçekten de büyük bir afet yaşıyoruz. Bilim dünyası aynı afetin sarsıntısını yaşıyor. Ama şunu soracağım, Dünya Sağlık Örgütü'nün yerine koyacağımız hiçbir kurum ve kuruluş yok ve aslında bu süreçten öğrenmemiz gereken tek şey var. Şeffaf, bilime sırtını dayamış, iyi koordinasyon yapacak kurum ve kuruluşları güçlendirmek. Onun için ben tarafımı Dünya Sağlık Örgütü'nden yana alıyorum. Hocam çok teşekkürler. Yine birçok bilgi edindiğimiz çok verimli bir yayın oldu. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere tekrar. Osman Ulagay ile Dünya Ekonomisi programının 7.sinde salgının ekonomiye etkisi tartışıldı. Sedat Pişirici'nin sorularını yanıtlayan gazeteci Osman Ulagay, günü kurtaracak önlemlerle kriz öncesi döneme dönmek geçerli değil dedi. İklim değişikliği sorununun adım 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 dünyayı yaşanamaz hale getirdiği o kadar belliydi ki yani bu artık gözümüze sokmak için işte muazzam Amazon'da yangınlar çıktı, kıyamet koptu. Yani büyük gene bu bugünlerde Hindistan'da herhalde bir sel felaketi olacak. Bütün delilleri bu şekilde devam etmenin yani insanlığın yoluna böyle devam etmesinin mümkün olmadığını gösteriyordu. Ve sanki bu salgının çıkması, devreye bir virüsün girmesi insanlara
bu dersi dışarıdan verdi. Yani bunu böyle devam ettiremezsiniz mesajını çok net bir şekilde bize doğa verdi diyelim. Yani tabiat verdi, tabiat isyan etti ve sonuçta bu noktaya gelindi. Dolayısıyla böyle gene bir takım günü kurtaracak önlemlerle kriz öncesi döneme dönmek geçerli bir seçenek değil. Yani Dünya Ekonomik Forumu'nun dünkü raporu da aynı şeyi söylüyor. Yani döneceğimiz yer orası değil. Dönmemiz gereken yer bütün bu adaletsizliği ve insanlığın büyük kısmının zarar gördüğü, geleceğini kestiremediği bir şekilde devam eden bir çarkın çevrilmesini yeniden sağlamak değil, farklı bir düzen kurmak. Sercan gündem dışı programında Türkiye'nin dış politikaya dair attığı adımları ve gelişmeleri yorumladı. Sercan, Ankara'nın ulusal güvenliği ilgilendiren konularda yeni bir rota çizdiğini, özellikle Batı'yla finans kaynakları yaratabilmek için bazı konularda geri adım atabileceğini söylüyor. İşte bana kalırsa bu denli karmaşık, Ali'nin takkesi Veli'ye, Veli'ninki Ali'ye gibi diplomatik ayak oyunları yerine muhalefetin ortaya koyması gereken dost doğru yeni bir çevre Kürtleriyle ve içerideki Kürtlerle yeni bir barış, yeni bir başlangıcın parametrelerini ortaya koymak, deniz aşırı ve sınır ötesi askeri maceralar konusunda da yaklaşımı neyse onu açık seçik bizlerle paylaşmak. İşte benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Belki biraz karmaşık oldu ama şöyle bir bulunduğumuz yerden belirli bir konuda derinleşip ayrıntıya boğulmak yerine Türkiye dış politikasında ve ulusal güvenliği ilgilendiren dışarıya yönelik politikalarda yeni bir rota belirlenmesine gidildiğini aktarmaya çalıştım. Bunun bir yerine de hatta dilerseniz Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Yaycı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal'ın dahi bilgisi olmadan doğrudan Milli Savunma Bakanlığı emriyle Genelkurmay'a çekilmesi ve bu kızağa alınmayı kendine yediremeyip istifa etmesi konusunu da arka planına Mavi Vatan denilen tırnak içinde stratejinin nedenle uygulanabilir, nedenle uygulanamaz olduğu Doğu Akdeniz'de ve bundan bir anlamda eğer adı konmadan bir geri adım atmak demekse bu görevden alma, bunun işte başta değindiğim gibi Batı'yla ilişkilerin yeniden tanzimi ve oradan yeni finans kaynaklarının sağlanması sonucundaki etkilerini de bu değerlendirmeye sizler ekleyebilirsiniz. Güne Bakış'ın bu akşamlık sonuna geldik. Sırada Fatih Börekçi ve Barış Buran'ın sunduğu Ses Kaydı programı var. İyi akşamlar.